dersimizde encoder zero test diye geçen, yani sıfır testi ve encoderlarda hız sınırlaması konularına bakacağız arkadaşlar hızlıca. Şimdi encoder sıfır testi nedir? Encoder bir turunu tamamladığında, yani başladığı noktaya geri döndüğünde Z pulse'i, Z plus arkadaşlar, bir tane pulse üretir. Yani A fazı ve B fazı sıralı olarak, yani A ve B fazları arasında nasıl bir fark vardır? Şöyle kare dalga olarak düşünürsek, biraz arasını geniş yapacağım. Şimdi 90 derece sonra B başlar arkadaşlar ve devam eder. 90 derece sonra B başlar arkadaşlar, gider. Yani şu A ile B arasındaki şu boşluk toplamda 90 derecedir ve tamamlandığında bir tur ikisi de eşit olur. Fakat Z sadece bir tam turun ardından arkadaşlar gelir. Birinci tur tamamlandığında bir pulse'lik çıkış verir. Şimdi sıfır testi nedir? Enkoderinizin bozuk olup olmadığını öğrenmek, tespit etmek ya da enkoderinizde bir sıkıntı var mı diye görebilmek adına şunu yapabilirsiniz. Şimdi enkoderiniz, örnek vermek gerekirse 1024 PPR olsun. PPR neydi? Pulse per revolution. Yani revolution dönüş, per demek her demek. Her bir dönüşte üretilen pulse adedi 1024'tür. Bu ne demek? Her 1024 pulse'de bir adet Z fazını almalısınız. Örnek vermek gerekirse 5 tur attığında enkoderiniz 5 çarpı 1024 5120 yapar arkadaşlar. 5120 adet pulse'i PLC'nizde görebiliyorsanız 5. turun sonunda 5 tur dönüşte enkoderiniz sıfır testini geçmiş demektir. Yani bu demek oluyor ki enkoderiniz Z fazını veriyor. Z fazını veriyorsa da bu da şu demek, toplamda işte 1024 çarpı 5'ten 5120 tane de bizim pulse'imizi tam olarak üretmiş demektir. Enkoderinizin üzerindeki diskten, yani LED ve optik kısmında herhangi bir sorun yoktur diyebiliriz. Bu enkoderin sıfır testi olarak adlandırılır. Enkoderin hız sınırlaması ise şu şekildedir. Şimdi motorunuz diyelim ki örnek veriyorum 1000 RPM olsun, motorunuzun maksimum dönüş hızı. 1000 RPM'de dönen bir motorunuz var. Ve enkoderinizde, hatta şöyle çok basit olsun diye, motorunuzun maksimum hızı 1024 RPM olsun. Sizin de enkoderiniz 1024 PPR'lık bir enkoder olsun. Peki bizim burada maksimum PLC'miz için, PLC için maksimum frekans cevabı ne olmalı? Şimdi burası 1024. Burası 1024. Sonucun 1024 çıkması için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi buradaki çarpı 60'ı buraya atacağım. 1024 bölü 60 eşittir x bölü 1024 olacak. Bu da 1024, şöyle biraz garip olacak, çarpı 1024 bölü 60 arkadaşlar bizim x'imizi verecek. Şimdi burada hesap makinesini ben açayım hemen hızlıca. Şuradan hesaplayalım. Hesap makinemiz gelsin. Programlayıcı değil, standart bir hesap makinesinde 1024 yazamıyoruz. 1024 çarpı 1024 eşittir bu arkadaşlar. Bunu 60'a bölelim. Sonucumuz 17.476 çıktı. Yani 17.476 ne demek? 17.000 sonrasını yazmama gerek yok ve işte buralar 0 0 0 olsun. 17.000 ne demek çıkan sonuç? Hertz olarak çıkar. 17.000 hertz nedir? 17 kilo hertz'e eşittir bu da arkadaşlar. Şimdi bu durumda PLC'mizin girişleri minimum 17 kilo hertz'e dayanıklı olmalı. Yani PLC'lerinizin yüksek hızlı girişlerinde hani şöyle terimlerle karşılaşırsınız. Kalemin rengini şöyle yeşile çekelim arkadaşlar. Derler ki işte bu PLC'nin girişi 20 kHz SS2'lerde ya da işte bu sallıyorum 100 kHz'lik bir hızlı girişe sahip ya da işte 50 kHz derler. Bunun mantığı da buradan gelir. Yani sizin motorunuzun maksimum hızıyla enkoderinizin üreteceği PPR olarak işte bir dönüşte üreteceği pulse adedi
Ki 60 second'dan ifade burada 60 saniyedir. Yani dakikada 60 saniye vardır. Bu yüzden 60 ile çarpıyoruz burayı. 1 dakikada çıkacak sonucun işte burada PLC'nizin girişlerinin yani inputlarının dayanabilmesi gerekiyor bu hızlara. Ve motorunuzun hızı da burada yani ne kadar hızlı döndüğü önemli. Çünkü motor ne kadar hızlı dönerse enkoder de o kadar hızlı pulse üretecektir. Üretilen bu pulslerin işte 17 kHz mesela bizim örneğimize göre çıkan sonuç. Biz 20 kHz'lik bir girişe sahip PLC seçtiğimizde bu bizim 1024 RPM ile dönen ve 1024 PPR'lık bir enkodere sahip sistemimizi karşılayacaktır. Bu hız sınırlaması içerisinde aslında her şey uygun gözükmektedir. Ama burada sonucumuz 30 kHz çıksaydı ve bizim PLC girişlerimiz 20 kHz'da olsaydı bu PLC tarafında pulslerin yakalanamamasına ve hız sınırlamasını geçtiğimiz için birçok sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilirdi. Enkoderin Z pulsi arkadaşlar önemlidir. Bu enkoderin sıfır testiye geçer. Enkoder testi için bunu yapabilir. Bunu uygulayabilirsiniz. Güzel bir dipnot. Bu da hız sınırlaması ile alakalı formül ve açıklamalarıydı. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde enkoder örnekleriyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.